Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul Esenyurt'ta ortalık karıştı. Vatandaşlarla Suriyeli sığınmacılar birbirine girdi. İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlar ile Suriyeli sığınmacılar arasında çıkan gerginlik büyük bir kavgaya dönüştü. GRT'de yer alan habere göre Esenyurt'ta Suriyelilerin işlettiği dükkanlara zarar verilirken, gerginliğin nedeni henüz belirlenemedi. Bazı vatandaşlar, "Burası Türkiye, Suriye değil," diye slogan atarak yürüyüş yaptı. Yeni Çağ ana sayfa. Ana sayfa. Büyüktür. Güncel. Büyüktür. İstanbul Esenyurt'ta ortalık karıştı. Vatandaşlarla Suriyeli sığınmacılar birbirine girdi. İstanbul Esenyurt'ta ortalık karıştı. Vatandaşlarla Suriyeli sığınmacılar birbirine girdi. İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlar ile Suriyeli sığınmacılar arasında çıkan gerginlik büyük bir kavgaya dönüştü. Haber giriş, 9 Ocak 2022 Pazar 22.54. Son güncelleme, 10 Ocak 2022 Pazartesi 1.15. Takip et. İstanbul Esenyurt'ta ortalık karıştı. Vatandaşlarla Suriyeli sığınmacılar birbirine girdi. Facebook sharing button, Twitter sharing button, WhatsApp sharing button, Pinterest sharing button, mail sharing button, Shirtis sharing button. Artı. GRT'de yer alan habere göre Esenyurt'ta Suriyelilerin işlettiği dükkanlara zarar verilirken, gerginliğin nedeni henüz belirlenemedi. Bazı vatandaşlar, "Burası Türkiye, Suriye değil," diye slogan atarak yürüyüş yaptı. Olayla alakalı yaralı olanların olduğu açıklandı. Valilikten açıklama. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği pasaj içerisinde gece sıralarında biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında kavga çıktığı, sonrasında 30 ila 40 kişilik grubun pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle grubun dağıtıldığı belirtildi. 7 kişi yakalandı. Açıklamada, meydana gelen, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır, denildi. Yorumlar sizin, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.